Merhabalar efendim mitolojinin gücü bir başka deyişle bana masal anlatma aslında bana masal anlat özünü anlatan programımızda Aliva Atlanın e, özellikle ismini de koyduğu içeriğini oluşturduğu programda yine sizlerle bir beraberiz bugün bir konuğumuz var e, Profesör Doktor Osman Eravşar hoş geldiniz hoş hocam. Olayım. Osman Hocam Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi aynı zamanda çok önemli bir kazı olan Türkmenistan Merv şehrindeki Alpasla'nın mezarının kazısında üç yürütücü başkandan birisi. Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde yayınlanan yolların tanıkları Anadolu Selçuklu Hanları ve Selçuklu Kervansaraylı isimli kitapları da bulunuyor. Ağırlıklı olarak kent arkeolojisi, Selçuklu mimarisi, Osmanlı dönemi Anadolu kentleri... Ee, bir savunma yapıları hocamın ilgi alanlarından birisi halen de devam eden e, Cumhurbaşkanımız himayesinde yeni e, Selçuklu e, e, kültürünü, mimarisini araştıran projeleri de var hocamın. E, niye bugün mimariye biraz odaklandık? tabi sebebi Alev Alatlı. Yani niye mimariye odaklandık? Sebebi Alev Alatlı çünkü... Şehirlerimizde yaşadığımız sorunların, kentleşme sorunlarının aslında gökyüzüyle olan bağımızı koparmaktan kaynaklandığını söylüyor. Ve aslında Türk mimarisinin Türk düşünce biçimini yansıttığını, bu mimariden koptuğumuz anda da sorun yaşamaya başladığımız hocamın tezleri arasında yer alıyor efendim iddiaları. Buna dair makalelerini de e, ayrıca önerelim. Kendi sitesinde, kitaplarında var. Siz Türk mimarisi hocası olarak, Türk evet. mimarisinin... Türk mitolojisiyle bağını da e, kurarak hangi unsurları öne çıkarttığını e, bize söyleyeceksiniz diye bir konuya giriş yapayım. Doğru girdim mi hocam? Tabii. Estağfurullah doğru girdi Yalnız benim derdim ne olduğunu müsaade et ben önce. Peki bajara, buyurun. Onu şey yapayım. O o kadar geniş bir alan ki nereden evet. bu, de, 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 gerekir. destekleyeceğini inşallah. Veyahut hadi oradan de diyeceğini iyi bilsin diye. Şimdi benim çok uzun uzun zamandır e, arkeolojik astronomi denilen şeylerle uğraşıyorum. Evet. Ne oluyor diye. Çok ciddi ilgi alanım. Gökyüzü her şeyi insan Evet. Hala da öyle. Evet. Ama e, ilk zamanlarda biz bütün her şey çünkü hiçbir şey yok. Evet. Tek ışık kaynağı. Evet. Tek hareket metninden bir şeyler çıkacağını umdu bir şey. Ee, ve e, bu bağlamda benim yaptığım en azından benim bildiğim kadarıyla İnsanoğlu'nun ilk yerleşimleri de gökyüzünün bir rölevesini çıkarıp tabiri caizse nasıl çıkacaksa röleveyi çıkartıp onu yani her bir her bir Tabii konumuna göre kabilenin veya aşiretin veya ne derseniz e, ona göre o, o noktada ki yıldızlardan aşağıya e, şaküller indirip, hayali şaküller, onların değdiği yere inşa etmek ve e, evlerinde sen büyüklüğü küçüklüğü de ona göre ayarlamak. İşte bu biri çok heyecanlandırmıştır öğrendiğim andan itibaren ve çok da makul bulmuşumdur. Yani neden Cengiz Han bunu yapsın mesela gibi. Ben tabii daha da e, ilginç buldum kısmı için. Yani bizim mitolojiden gene yola çıkarak demir kazık. Evet. Demir kazığın ucundaki yıldız olan demir kazık. Oradan aşağı indirdiğin zaman burada nereye evet. dokunuyor dünyanın göbeği, merkezi? E buradan nereye gidiyor? Çok ilginç. Ve sonra tekrar baktığımda Asya'daki bir takım yerleşimlerin kaba e, e, krokilerinden diyeyim, kaba krokilerinde baktığımız zaman hakikaten sanki böyle bir el darı atmış da darıların düştüğü yere bir bina yapılmış, ev yapılmış gibi. Evet. E şimdi bu darı dediğim de gökyüzü kasılı kelem. E, 400 eşim şimdi gökyüzü böyle indiği zaman aşağıya. elbette ki bu yollar eğri bir olur. Nasıl olacak başka? Yani hem bu böyle olacak hem de e, 90 derecelik açılarla keskin tablo e, şey yapamazsınız. Sokaklar evet. yapamayız. Yapamazsınız. Yani yapılmazmıştı. Evet. E, ve bunun da çok makul olduğunu hep, hep düşünmüşümdür ve e, özellikle niye Yüksek yerlere kurarız hı hı. şeylerimiz Niye oradan atılsın aşağıya? Ee, Kendilerinden yukarıda. Şöyle en, en anlatayım. Karadeniz'de bir gece, hiç kaldınız mı Karadeniz'de evet, bilmiyorum hocam. Kaldım. Kaldınız Böyle gece bakarken köye şey diye düşün gökyüzüne asılmış fenerler gibi evet. bu. Evet, şey evet, bu. Kadar yani o kadar evet, o hissi evet, veriyor. Evet, Tam evet. da aslında sizin anlatmaya çalıştığınız şey ben. Yani yerleşim öyle. Hani gökyüzüne evet. böyle bir fener asılmış gibi gece e, yansıyor şey. Şimdi bu şey, sanıyorum köy. Anadolu'daki kırsal yerleşmelerin birço, yani köylerde birçok yerde bunu biz görebiliyoruz. Sayın hocamın ifade ettiği gibi serpiştirilmiş bir vaziyette. Ben e, Nacizane Orta Asya'ya gittiğim vakit orada tabii Sovyet dönemiyle birlikte başlayan bir farklı bir yapılanma var. Tabii. Onun öncesindeki durum çok farklı. ne derler onun. Maalesef Çarlık döneminden itibaren birçok şeyi tahrip etmişler. Göremiyorsunuz. Yani bizim Anadolu'daki gibi o kent Regulyarna'ya dedikleri şeyini göremiyorsunuz. Regulyarna'ya çek nizami. Evet. demektir. mittedir. Ben çiz çiz geometrik. Toptadır. Şimdi e, Asya mitolojisine göre e, işte Tanrı bir e, ağacın e, yüksek bir yerinde olur ve orası demir kazık olarak söylenir. Onun e, dünyadaki yansıması temsilcisi sultan da yine kentin merkezinde odak noktasında durur. Bu alışılagelmiş işte Mirsiya Elyade'nin e, söylediği bir söylem. Onun tespitlerine dayanıyor. Ama bizim kentlerimize bu baktığınız zaman merkezilik merkeziyetçilik kavramı çok fazla uymuyor. Yani sizin de tespitleriniz, Alev hocamın tespitleri de o anlamda doğru. Yine birbirini böyle ışınsal kesen kentlerimiz yok. Peki neden? Yani neden yok? Tabii ben biraz da belki doktora tezim de Çağ Kayseri kent dokusu üzerine, onun üzerine çalışırken bu soruyu da sormuştum. O zaman karşıma şey çıktı Cemal Akbar e, isimli bir Suudi Arabistanlı profesör e, çıktı ve o e, Harvard Üniversitesi'nde e, İslam kentleri üzerine doktora e, yapmış ve onun e, tezi de yayınlandı güzel bir tezi var o da aynı soruyu soruyor aslında bizim burada bugün konuştuğumuz konu biraz e, İslam kentlerinin yapısal formasyon ...sorunuyla da ilişkili. Yani birbirine tabii. E, dik kesmeyen sokaklar neden oluşuyor? Ve verdiği onun çok makul bir cevap var. Ben orada baktığımda... ...yani bu mitoloji dışında bir şey tabii onun söylediği. E, genellikle e, İslam kentlerinde şehirler kurulurken... ...bir yerleşim kurulurken... ...o yerleştirmeyi genellikle bir mahalle oluşturuyor. Ve mahalle oluşurken de nasıl kuruluyor... İşte o mahalleye bir derviş veya bir dini Ayten lider derviş. geliyor. Bir mescit kuruyor veya bir tekke yapısını kuruyor ya da en ufak en kötü şey diyelim. En en küçük yapı kötü demeyelim de bir çeşme inşa ediyor. Bu sefer onun etrafına gelen evler işte tekkeye, camiye ya da ne bileyim imarete bakacak şekilde konumlanmaya başlıyor. Peki bunun bizim mitolojimizde kökeni var mı? Ben e, şöyle mitolojiye dönecek olursak, e, İslam kentlerinin içerisinde e, birçok kentin kuruluşunda, daha doğrusu Bağdat'tan itibaren baktığımızda bu merkeziyetçilik kavramının olduğunu görüyorsunuz. <laughs> Ve aslında Alev hocam e, bir yönden e, haklı, şöyle haklı. Ee, kentin kuruluşunda e, eksensel bu dairevi planlı bir kent tasarlanıyor ve bu kentlerin dairevi planlı kentlerin kuruluşları o kadar eskiye gidiyor ki biz eski Tunç çağına kadar Mezopotamya'da bunları takip edebiliyoruz ve her birinin merkezinde yine hükümdarın sarayı var. Ama e, açıldıkları yön itibarıyla yani kente ulaşan yollar bir kapıya bağlanıyor. İşte o kapıların açıldıkları yön itibariyle bu sefer de gökyüzündeki yıldızlarla irtibatlandırılarak bu kapıların oluşturulmaya başlandığını görüyoruz. Nasıl evet. Şimdi mesela şöyle anlatalım. Orta Çağ'da biraz da kervansarayları çalışırken tespit ettiğim bir husus oldu. O da şu. şimdi İran'a gidiyorsunuz. Ortada Deştike bir çölü var. Gördünüz mü bilmiyorum. Yani yazın yaz da değildi, baharın sonuydu bu mevsimlerde gitmiştim. İnanın çok felaket bir sıcak var. Ayakkabınız eriyor, şeye bastığınızda. O zaman şu soruyu sordum. Yani bu sıcakta kervanlar nasıl seyahat ediyorlardı? Yani bizim evet kışın normal sıcakta gidebilirsiniz. Şey yapamazsınız. Yazın Tabii yazın ne yapıyorlardı? İşte orada bir şey dikkatimi çekti ve klavyoyu da daha sonra okuyunca yani önce okumuştum ama bir daha bakınca oradan onu anladım. Kervanlar gece seyahat ediyorlar. Yıldızlara bakarak. Yıldızlar İslam toplumunda özellikle çok önemli bir yere sahip ama İslam öncesi dönemde de Türk toplumunda da çok önemli bir yere sahip. Bizim belki de İslam toplumuyla Türk toplumunun hani, e, İslamiyetle daha doğrusu İslam öncesi Türk toplumunun ortak yönleri nelerdi diye baktığımızda birincisinde belki bunu göreceğiz. Yıldızlar Bu, Evet, yıldızlar. Evet. Bunun o ortak toplum algısının içerisine yerleştiğini çok net bir biçimde söyleyebiliriz. Mesela Kubilay Han'ın önderliğinde Mavi Moğolların e, Pekin, evet. Pekin'de yaptığı bir şey var. Devlet erkanının evet. ikamet ettiği bir yer var. Ve burada da gökyüzündeki yıldızların konumuna uygun yapılıyor yani hani bu gökyüzüyle bağını kopartmıyor evet. ee, hani ilk dönemlerden itibaren biraz onun üzerine de konuşalım ee, Kubilay Han'ın bu sarayı üzerine de biraz konuşalım bir isterim evet şimdi Kubilay Han'ın bu sarayı e, Pekin'de işte biliyorsunuz Kubilay Han Pekin'i aldıktan sonra ismi Hanbalık olarak hı hı. E, daha doğrusu bizler Hanbalık diyoruz. Ee, ve balık da eski Türklerde işte şehir anlamında kullanılan Faruk Sümer hocamızın çok güzel şey bir kitabı var eski Türklerde şehircilik diye tarih kurumundan yayınlandı eski bir yayın belki or Faruk Sümer, Hocam, evet, Faruk Sümer Evet Faruk Sümer'in şimdi Türklerin e, biz tabi hep şöyle anlatılır bize e, Türkler e, efendim e, bunlar göçebeydi. <laughs> biz de bunu hep kabul ederiz. Evet, Sanki, evet. Şey, Aha, şey, göçebeli şey, göçebeli diyor. ilkel gibi de Evet ilkel ha. gibi ee, <laughs> ama işte Harari'yi okursanız bu sefer o göçebeliyi övüyor. Yani insan diyor, ne, ne zaman diyor yerleşik şeye geçti diyor o zaman diyor <laughs> bozulmaya başladı diyor. Her neyse ee, ama biz bugün ortası da yapılan araştırmalarda şunu görüyoruz. Yerleşik e, kültür işte Afanesiyeva, Andronova, e, Karasuktagar e, başka kültürlerde var. Bunlar çok eski. Yani Anadolu'daki bizim erken Tunç çağı yerleşmeleriyle neredeyse aynı ve daha da eski olanlar da var. Peki bunların aidiyeti kimliklendirmesi nedir diye baktığınızda bu da yapılmıyor tabii ki bu çerçeve içerisinde. Öyle olunca da bizler Göktürk anıtlarındaki işte ifade eden ey Türk milleti sakın yerleşme işte anlamındaki şeyi sanki biz hep göçebeymişiz gibi, gibi algılıyoruz. Orada aslında söylenilen şey şu. Birinci Göktürk hakanlığı döneminde Türklerin Kubilay Han döneminde olduğu gibi Çin'e gidip bir hakimiyet kurduklarını ve Ve'y hanedanını hocam da biliyor işte yayınında bahsediyor. Kurduklarını biz biliyoruz. Ve yönetim sergilediklerini biz biliyoruz. Ama Çin öyle bir yer ki girilen bütün kültürleri öğütüyor, öyle yok ediyor. Için. Evet ve bu Göktürk devletinin Yöneticiler de oraya gidip öğütülüyorlar, ortadan kalkıyorlar. Yani yerleşme, yerleşme dedi, asimile olursun o, anlamındaki anladın. bir öğütü biz alıyoruz. Diyoruz ki göçebe kalk, kal, öyle kal. bir şey değil. Hocam sizin e, Kubilay Han'ın üzerine Alev Hocam'ın evet. bir makalesi var. E, diyor ki Kubilay Han tıpkı ataları gibi gökyüzüyle o kadar ilgiliydi ki yaşadığı dönemde Çin'in doğusundaki Hainan Adası'nda ne kadar 26 gözlem evinden oluşan evet. bir rasathaneler yani. zinciri kurmuştu ve astronomiye büyük yatırım yapmıştı diyorsunuz. Buyurun hocam. E, Diyorum ya hocam onu yani, dönemin uzay araştırmalarını finanse eden adamdır. Yani kıyasladığınız zaman o kadar önemli yaptığı iş. Bir de şimdi 26 şey ne demek? İdrasathane, az buz bir şey. Gözlem yani, evi aslında tabii buyur. Tabii Tabii Yani Bitiş bir şey. Cengiz Han'ın torunu. Ee, astronomiye büyük yatırım yapıyor. Ve bu rasathanelerde gökyüzünün rölevesi çıkarılıyor. Hı hı. Olduğu yerden ne varsa. Hı hı. Ee, ve de tabi mevsimine de göre. Şimdi şunu hatırlamak lazım. Osmanlılar'da astronomiye heyet bilimi ilmi denir hı hı. biliyorsunuz. Evet. Heyet ilmi denir. Önemli olanın şudur. Ee, göksel ruhları dilek ve niyetlerini izleyebilmeleri de bu şeylerden mümkündür. Yukarıdan mümkündür. Ve sizin imparatorluğunuz bir biçimde kendini göksel güçlere bağladıysa, Allah'a bağladıysa en son tahlilde. Yani Tengü'ye ya geçtim şimdi. Allah'a bağladıysa e, onun dileğini ve isteğini de şeyden öğreniyorsun. Gibi. <laughs> Gibi diyorum. Çünkü çok geniştir. Hocam herhalde teyit edecektir. Çok geniştir ve olduğun yere göre de haklıklar evet gösterir tabi. Şimdi hal böyle olunca yani eğer e, yuk, yukarı ile birlikte hareket ediyorsanız evet. kim e, e, ki Moğol toplumları böyledir malum. Bunu böyle yapıyorsanız evleri ona göre yapıyorsunuz. Evet. Yani uygulamaların işte en iyi örneklerinden bir tanesi de malum veya malum değilse lütfen siz bana söyleyin. Mavi Moğollar'ın kuzey başkenti. Evet. Me Beijing. Beijing bu işin şeysi. Evet. Ee, örneklerinden bir tanesi. Efsaneye göre işte Kubilay Han, güneş, su, toprak ve ay tanrılarının evet. arasındaki dayanışmayı. Evet. Yer içindeki evlerini birbirine getirerek işte güçlendirmeye karar veriyor. Ee, güneş, ve toprak, ay tanrıları aynı zamanda kutsal yönleri. Yani dünyanın dört bucağı. Kuzey, güney, doğu, batı. Evet. Temsil. Temsil ediyor. Kubilay Han'ın şehrini turnalar koruyor. Ama mitolojide ve bu şehir mimarisinde turnaların nasıl bir anlamı var? Şimdi e, ben kuşlar anlamından devam edeyim. isterseniz Lütfen. oradan e, e, bağlarız. E, şimdi öncelikli olarak hayat ağacının en tepe noktasında onun koruyucusu olan bir kuş yaşıyor. Hı. Yine hayat ağacının olduğu yere baktığınızda ee, aslında yalçın bir kayalık bir dağ dağın hmm. üzerinde yaşıyor. Bu kurulu bu hayat ağacı ve gök e, şeyleri dalları uzaya kadar gökyüzüne kadar uzuyor. Onun en tepesinde e, yaşayan bir kuş var. Kimilerine göre bu bir simur simur kuşu, kimilerine göre tavus kuşu, kimilerine göre kartal. Hmm. Ama e, yine aynı şekilde ağacın dallarında da e, farklı kuşlar hayvanlar yer alıyor. Hocam affedersiniz Bu, bir hemen bir şey sorayım. Buyurun. Hüma ile Hüma kuşu ile hangisi bunların simakları? Aynı. Aynı da değil mi? Aynı. Hüma ile evet. Hüma, Hüma kuşu evet, aynı. Aynı, aynı, evet, kuş. Evet. aynı, kuş. Evet. Aynı kuş. Ee, Ve türkü de hatırlayın. Şey, evet. Hüma'nın meşhur şeyisini. evet. Uzun Şimdi, bunu, bunu şöyle hatırladım. anlatacağım. Aslında bununla ilgili güzel bir minyatür var. 13. yüzyılda Anadolu'da yazılmış Dakaykül Hakayık isimli bir el yazması var. Bugün Paris Nasyonel Bibliotek'te Selçuklu dönemine ait, Anadolu Selçukluları dönemine ait, 3. Gıyasettin Keyhüsrev dönemine tekabül ediyor. Ee, yazarı ve minyatürleri yapan bilinmiyor ama daha sonra Haykali bunu e, 14. yüzyılda e, istinsah yaptığı için Haykali'nin ismiyle alınan bir eser. E, Türkçesi doğruların derecesi anlamına geliyor. Dekaygun Hakayık. Ee, biraz e, mitoloji, biraz İçinde eskatoloji, biraz melek bilimi, biraz burçlar, biraz da büyü var bu kitabın içerisinde. Ama bunun içerisinde en çarpıcı olan şey o dönemdeki insanların zihinlerini okuyorsunuz aslında. Ne düşünüyorlardı? Tabii. Neyden etkileniyorlar? Neyden korkuyorlardı? Hayallerin hayat Hayal ettikleri kent nasıl bir şeydi? Yani o simur ve turnak kuşlarıyla ilişkili olan kısma geleceğim. Bu minyatürün, bu eserin içerisinde bir kent minyatürü var. İdeal bir kent nasıl olmalı şeklinde tasvir edilmiş. İdeal kenti şöyle tasvir etmiş. Bunun da bir biraz sonra bahsedeceğim Anadolu'da bir yansıması da var bu ideal kentin. İdeal kent bir defa mitolojik olarak dünya bir suyun üzerindedir. Hı hı. E, dünyanın olduğu yer e, yalçın bir kayalıktır. Hı hı. E, o su büyük okyanuslardan oluşur. Okyanusların dalgaları o kayalığa çarpar ve kayalık üzerinde e, belirli noktalarda surların arkasında kent vardır. Yani kayalığın etrafı surlarla çevrilidir. Onun üst e, kısmına doğru dağya doğru yükselir ve yükseldiği en uç noktada da bir e, şey e, ağaç bulunur. Aynı zamanda da e, minyatürde de bu resmedilmiş. Hı hı. En uç noktada ne yer alıyor biliyor musunuz? Cennete açılan bir kapı tasviri. E, yani insanlara işte cennet nerede yukarıda hı hı. ve ona bu kapıyla açılıyor, buradan gidiyor kapının iki tarafında iki tane burç resmediliyor. Burçların birisi ay, diğeri de güneş. Bunlar gezegen olarak görülüyor. Yani o dönemki düşüncede, İslam düşüncesinde ya da insanların düşüncesinde bunlar evet gezegen olarak e, ...görülüyor. Hı hı. Şimdi Orta, e, Orta Asya'daki... Bu arkada, e, Alev Hoca'nın arkasında... ...bir ejderimiz var. Mesela bu ejderin... Evet. Bir, ...burada bir şey evet. var mı, rolü var mı? Bu Çin ejderi. Evet, şöyle... E, ...hayat ağacının köklerini... ...ejder bekliyor. Hı hı. Ve biz... E, ...bu ejderin e, tabii... ...farklı boyutlarını da görüyoruz. Şimdi şöyle... E, ...Metin And'ın e, hı hı. kitabında... Evet. ...bahseder ilk kısmında... ...evren, İslam ikonografisine göre... ...evren nedir diye anlattığında... Ee, ...evrenin işte bu az önce söylediğim geniş e, okyanusun etrafını çevreleyen bir de ejder vardır. Aslında yılan der, evren der, ejder der. Ben e, geçen bir programda da yine söylemiştim. E, biz ejder dediğimiz zaman böyle şeyimiz e, e, algı birçok kişide olmuyor. Çünkü sonuçta Değil. varlığı tartışılan, olup olmadığı... ...işte bazıları diyor ki var işte şurada gördük falan dedikleri ama... Hayali bir canlı. İşte bunu siz sonuçta öğrencilere de anlatmaya çalışıyorsunuz. Öğrenciler de soruyor işte hocaya. Benim e, sevdiğim danışmanım e, Profesör Haşim Karpuz kendisine de buradan sevgi saygılarımı iletiyorum. O da öğrencilere verdiği çok hoş bir cevabı var. Evladım işte ejder yılanın gün görmüş halidir. <laughs> der. De bu bizim, <laughs> bizim bu ejder de yılanın gün görmüş evet, halidir. Çok yani şimdi. Tabii bu Doğu toplumlarında aslında e, ejder biliyorsunuz şey e, iyi tarafıyla görülür, koruyucu tarafıyla görülür. E, öyle bir e, şeyi vardır ikonografik olarak. Ama Batı toplumlarında bu sefer ejderin şekil değiştirdiğini görüş, görürsünüz. E, tamamıyla kötülüğün sembolü olarak karşınıza çıkar. Yani burada Doğu Batı çatışmasına da... ...bir anlamda hmm. e, gidiyorsunuz. Evet. Aslında bu Doğu-Batı çatışmasını birçok noktada... E, ...ikonografide görebilirsiniz. E, İskender, Nami'den... ...İskender'in hmm. e, şeyinden... E, ...almak gerekir aslında bu çatışmayı... ...başlatma hmm. e, şeyine. E, ikonografik olarak Ejder'in bu boyutunu... ...biz Türk sanatının içerisinde... E, ...özellikle Selçuklu döneminde... ...birçok yerde karşılaşırsınız. Örneğin Erzurum'da... E, çift emnali medresenin cephesinde bir hayat ağacı motifi vardır. Hayat ağacının köklerinde bu sefer ejderi görürsünüz. Ejder işte hayat ağacını bekler. Hayat ağacı tepede tanrıya ulaşan yolun bir aslında bir bir tür basamağını oluşturuyor. Onun en tepe noktasında yer alıyor. Bir anlamda da direk gibi düşünmek gerekiyor. Yani Hint mitolojisinde işte hocam siz de sanıyorum görmüşsünüzdür. Direğe tapınma vardır. Yani şeyde evet. Delhi'deki Cuma camisinin o arka tarafında böyle demir bir sütun görürsünüz. Aslında o da işte bir hayat ağacının yansıtılmış şekli olarak karşımıza çıkar. Tabii biz bunları simurgu ya da kartalı koruyucu birer unsur, unsur ideogram olarak görmek gerekiyor. O zaman... Şu soruyu sormak lazım. Peki insanlar Orta Çağ'da, yani Selçuklu dönemini alalım, 13. yüzyılda neyden korkuyorlardı? Hı -hı. Neyden korkuyorlardı? Bunlara, bu ideogramlara e, bel bağladılar. Yani bunu şu şekilde e, anlatıyor bir batılı sanat tarihçi. E, biliyorsunuz bugün Anadolu'da evlerin cephelerine, ...böyle kuru kafalar asılır. <laughs> Görmüşsünüzdür köylerde. Hatta işte Avanos'ta... ...meşhur evet, bir daha... konağın cephesinde böyle... ...geyik kuru kafası vardır. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi aslında o evi... ...nazardan ve kötülüklerden korumak için... ...asarlar. Yani ona baksın... ...kötü ruhlar bu eve girmesin diye... ...şamanist düşünceden kaldığı ...söylenir. İşte aynı yansımayı bu sefer... ...Anadolu kentlerinde de görüyoruz. Yani aynı şekilde işte o dönemde kentlerin iki düşmanı var. Bir görünen düşman, bir de görünmeyen düşman. Görünen düşmanı herkes biliyor. Moğollar örneğin, görünen bir düşman. Bizans, görünen bir düşman. Görünmeyen düşman ise kötü ruhlar, cinler, hı hı. Yecüc Mecüc gibi kavramlar. Peki biz bunlardan ikonografik olarak kentleri nasıl koruyacağız? İşte o zaman devreye sultan giriyor. Sultan kentleri yaptırdığı surların evet bunu fiziki olarak koruyor. Moğollara karşı ve evet. düşmanlara karşı. Ama bu sefer surların üzerine bunların ideogramlarını getirip yerleştirmeye başlıyor. Hayvan motifi evet. burada. Değil mi? Bunu e, Konya surlarında Alaaddin Keykubat o kadar güzel yapmış ki orada e, bizim elimizde gravürler de var 18. yüzyılda yıkılmadan önce e, surlar çevreden topladığı antik dönem Roma, Bizans veya işte Hitit dönemi parçalarını ideogram olarak surların üzerine yerleştiriyor ve bir anlamda o kötü ruhlara işte şehrin içerisine girmesini istemiyor. Ben bir de mesela hocamla da konuşurken şey çok üzerinde sohbet etmiştik. Yani biz bu Anadolu'ya geldik. Anadolu'ya geldiğimizde aslında mevcut bir kent, kent vardı. E, düzeni vardı. E, biz peki bu düzeni neden devam ettirmedik? Yani e, şöyle çok mu düzgündü de devam ettirmedik, bozduk? Yoksa neden kendimize göre bir, bir kent kurduk? Evet. Olurdu. Aslında biz kendi düzenimizi derken buradaki düzen o anlamda e, birçok kentte de yoktu. Yani bugün yapılan kazılar bize bunu gösteriyor zaten. E, baktığınızda o antik dönemin ee, birbirini dik kesen sokakları olan kentlerin milattan sonra 7 yüzyıldan itibaren o bizansın karanlık çağından itibaren yok olduğunu görüyorsunuz olmadığını görüyorsunuz ve bir karmaşa var aslında bu karmaşanın ortadan kaldırılması bir anlamda e, fetihle beraber e, oluşmaya başlıyor yani Türklerin Anadolu'ya gelmesi bir anlamda kentlerin de sistemsel yapısını da düzenliyor. Altyapı düzenlemelerini görüyorsunuz. Yani o zamana kadar şehirlerde ciddi bir anlamda altyapı yok. Peki Selçuklu sultanları o zaman bu altyapıyı nereden öğrendiler? Yapmak Yapıyor. zorunda geldi kaldı bunlar. O zaman da şeye bakıyorsunuz tabii ne okudular bunlar, ne gördüler. Siyaset namelere bakıyorsunuz. nizam Mülk'ün siyaset namesinde sultanın görevlerini yazıyor. Yani sultanın görevleri arasında e, yönettiği şehirleri imar etmek yazıyor. Ve imara anlatmış su getirir diyor, kanallar yapar diyor. Bunları tek tek tanımlamış. O zaman e, demek ki Selçuklu sultanlarında şu var. Ben her zaman bunu söylerim. E, idarecinin birçok vasfı olabilir. Yani işte doğru olacak, adil olacak, işte e, düzgün olacak falan. Ama bunların bence en başında olmazsa olmazı yönettiği yerin kaygısını üzerinde taşımasıdır. Taşması, bu, bu yani bu kaygıyı taşıdığınız zaman siz bir takım şeyleri geliştirmeye başlıyorsunuz. farklı bir şey evet. katıyorsunuz. Ya hocam sizle devam etmek istiyorum. Batı'nın şehir algısı var bir de. Mesela polis Yunanca, Yunan'da kent ...de polis de polis deniyor. Evet. Romanın lakabı Asalak Şehir. Evet. Yani bir de böyle evet, bir şey tabii, var. Tabii. Buradan da böyle bir e, yorumlarınızı dinlemek isterim. Vallahi, yani çok önemsediğim şeyler bunlar. Şimdi iki büyük şehir e, malum biri Asalak, biri şey... ...ikisi de Asalak Şehir aslında. Ne, ne Atina'da ne Roma'da e, bir, bir, bir kilo un ...üretilmiyor. Evet. Sürekli dışarıdan getiriyorsunuz. Arkadaşlar evet. burada bunu çok acayip buluyorum. Onu getiren ...ve evet, köle 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 getiriyor onu onu kim yapıyorsa dışarıda yapıyor şehir içinde şey. değil şehir asalak yani dışarıdan... tamamen mı? asalak evet. Tamam şimdi bu bana zengin mutfağını hatırlatır bir mutfak dikkat edin bakın ne kadar pahalıysa o kadar az mutfağa benzer bugün bile doğru mu doğru yani evet. bugün bile öyledir bu iş o zaman da böyle hı hı. ve dolayısıyla işlevsel bir Organik şehir değil bunlar. Ne ee, De, o ne? Organik şehirler değil. Yani organik şehirlere döndüğünüz zaman... E, ...bence hala... E, ...şey mimarisi... ...Gökyüzü mimarisi... ...hala geçerli. İkisini birleştirdiğiniz zaman bir anlamı var. Yani Semerkant'ta bunu görüyorsunuz. Evet, evet. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki görüyorsunuz ve... ...niçin durup dururken... E, adam başka isim yok mu yani bir daha verilecek. E niye Alada? Evet. Kaç tane var Türkiye'de? 8, 8, 8 7, 7 tane Alada. 7 tane belki. Evet. Bir o kadar şey de var. Asya'da var. Kazakistan'da şurada burada evet. bunlar var. E, Et, etraf demir kazık dolu. Evet. Her yerde bir demir kazık. Şimdi demek ki insanlar Gerçekten indirmişler aşağı. Niye dedi hocam hiç gördünüz mü bilmiyorum. Gördüm çıktım demir, hocam demir, onu. Demir demir kazı de, görmüşsünüz. Yani ...çektiniz demiş... Şimdi siz, çok zor bir yer. Yani niye niye de o kadar zor bir yerde istedik. Daha, daha niye bunu koymuş olsun ve yüzlerce senedir aşağı yani bu, adı niye bunun hala böyle. Demek ki o ilişki doğa olan o barışı devam ilişki de, ve üreten ilişki devam ediyor Değil. bu ben çok özür dilerim bir örnek vermek isterim bu konuyla ilgili yani e, Kent çalışırken ne yazık ki bugün günümüzde artık bunlar pek kalmadı e, Selçuklu kentlerinin ortak bir özelliği var hepsinde bahçe var yani üretiyor asalak e, dedi e, Alev hocam kesinlikle doğru e, bir tanım çünkü Anadolu olmasa biz biliyoruz mesela Mira'da granaryum var. Mi? O granaryumda toplanan buğday Roma'ya götürülüyor. Romalılar yiyor. Ama Kayseri'de, Konya'da, Bursa'da, Antalya'da şehirlerin etrafında bahçeler var ve bu bahçelerde üretilen ürünler oradaki halkı besliyor. Bunlar çok yakın zamana kadar duruyordu maalesef ama birçoğu artık. Çok da durmuyor. Bir, evet. Modern zamanlara geldiğimizde böyle biraz da evet. süremizin sonuna doğru geliyoruz. İşte Napolyon'un Paris'i geniş evet. bulvarlarla yeniden yapması, yeniden kurması. Tabii bunun halkı denetim altına almak, iktidarını sağlamlaştırmak gibi bir takım hedefler olduğunda hani yorumlayabiliriz. Tabiat fethetme ve hükmetme ar arzusu modern şehirlerde, evet. geniş yollarda. Bir başka şey de Fransız modeli bir şehir yapılanması var. Ee, özellikle bir, bir sürü yere dayattı. Mesela bir başka şehir yapılanması Petersburg Rus, evet. Rusların yaptığı. Ee, bütün bunların hepsini bir değerlendirerek aslında Asya e, mitolojisinin kentlere yansımasıyla Batı mitolojisinin Helen ve Roma'dan bakarak kentlere yansımasını mukayese etseniz e, önce hocam sizden başlayalım ya da hocam da bence bence yani bence açıktır e, ne oldu yani e, Batı mitolojisi tahakküm üzerine kurulur. Hı hı. Bu hem insan e, insan insana tahakkümüdür. Teşeriden başlayarak, Eflatun'dan başlayarak. Evet, insan insana tahakkümü. Ve insan insana tahakkümünün e, sonra evrilmesi köleler ve yani satır alınmış anlamında köleler. Toplumun bölünmesinin dışında köleler. E, e, kulaklar içindesin. Seyfi Hoca'nın, Süleyman Seyfi Hoca'nın e, bahsettiği feodal sistem nihayet e, toprağa bağlı işçidir. Başka bir şey değil. Gene aynı şey devam ediyor. Şimdi böyle götürdüğünüz zaman ya bir şehri şayet siz e, bir makine işleyen bir makine gibi görürseniz bunun insan bedenini sibork gibi görmekten farkı yok Ayşe Zaten lekor bizim şeyi de öyle ev için e, yaşanacak bir makina gözüyle görüyor evet, Eve de şey yaşanacak, yaşanacak bir makine diye bakar. Şehir kaldı ki öyle bir, şey. Büyük şehirleri batının bir, bir bulvar yapıyorsunuz 12 tank geçecek bir arada. Bu bir değil iki değil üç değil bu büyük şehirlerde böyle. Hepsinde. E bir bina yapıyorsunuz ve ev bir evi baştan bir başa yani atlar ancak dolaşırsınız hı hı. içinde ve bu devam eder. Evet. insan ölçeğini kaybediyor. Yani tamamen i̇nsan, ölçek. İnsani ölçeği de evet, kaybediyor. İnsani evet. ölçeği kaybeder. Gene bir adım daha atın. Şimdi şöyle bir düşünün. Tarih gittiği sürece. Eskiden uzun uzun boylu olanlar kimlerdi? Katedrallerdi. Ne zaman ki imparatorlar papazları sopaladı kendileri önem kazandı saraylar büyüdü. Mimarlar mimarların evet. gitmeyecek bu söyledim ama şeyler indi. Bakın dikkat edin. Şey zamanında, a, Stalin zamanında evet. niye evler geri büyüdü? Hı, hı İşçi evleri gene büyüdü. E, Le Corbusier'den çok ilham aldığı söyleniyor Stalin'in. Dev meydanlar, makine var, apartman daireleri. gayet tabii, gayet tabii. Ama söylemeye çalıştım. Ya bir şehre bakarken bakarsanız o şehrin ekonomik durumunu ve sosyo-kültürel durumunu şey yapabilirsiniz. Tahmin edip çizerseniz yüzde 99 onda 9 daktı çıkarsınız. Evet. Bu böyle bir şey. Ve sonra bakıyorsunuz o uzun e, binalar, gökdelenler. Gökdelenler ne zaman banka olurlar? Niye İstanbul'daki e, e, büyük bankalar büyük binalara dönerler? Dönerler. Çünkü bu aman çünkü Toplumda oynadıkları varsayılan rol büyüktür de onun için. Bir zamanın e, papanın fiyakası diyelim. Şimdi bankalara geçmiş. Şimdi bankalara geçmiş fiyakadır bu. Bir anlamda e, topluma güven vermek için o yüksek tabii, katlı tabii binayı yüksek katlı yapıyor. Binayı bankalar yapıyor. o binaya insanlar tabii, gördüğü tabii. zaman çok büyük bir kurum. Bu güvenli kurum tabii, algısını oluşturuyor. Tabii algısını oluşturacak saygıyı. Evet. Geriye çekileceksiniz. Böyle bir iş bu. Onun ve ve her seferinde uzaklaşıyor bir adım daha. Nereden? Gökyüzünden. Yani gökyüzünden uzaklaşmanın çok kötü olduğunu düşünüyorum. Toplumlar için dağıtıcı olduğunu düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Yani, yani biz... merkezi kaybettiriyor diyorsunuz. Siz ana fikri kaybettiriyor. Bir toplum Vallahi ayakta tutan Aslında milli fikri kaybettiriyor diyorsunuz. Evet. Evet. Yani öyle düşünüyorum. Eğer biz tophaneyi yıkmasaydı ki 1500'ler. Kadızadeler. Kadızadeler yıkmasaydı tophaneyi. Bakın dikkat edin. Osmanlı'nın çöküşü neredeyse aynı tarihte Doğru. başlar. Hı -hı. Gerisi falaladır yok. E, kalkıp şey devre. Modern sanayileşme falan. <laughs> falan işte duralama devri şu devri bu devri değil efendim. O, daha o saatten. Çünkü neredeyse mesela Celali isyanlarıyla neredeyse Hı. şeydir. Senkrondur. Hı. Çok, çok ilginç Celali isyanlarıyla senkron Ayşeciğim. Peki bunu bu ruhu nasıl kazanırız hocam? İşte, şöyle, kentlerimizde ciddi sorunlar var bugün baktığımızda onu görüyoruz. İlk tasarımındaki o yaklaşım insan ölçeğinden uzaklaştığını görüyoruz. Belki programın başında söylemem gerekirdi ama. Ben e, kent planlamasının evden başladığını hep söylerim eskiden. Yok. Ve bizim evlerimiz aslına bakacak olursanız Yok. çok güzeldir. Hı hı. Şu. Yani insan ölçeğindedir, yaşanabilecek Tabii. bir şeydedir. Ve bugün herkes o eski evlere sahip olmak istiyor ve fiyatları korkunç e, seviyelerde, şeyde de değil. Neden? Çünkü e, onun içindeki sıcaklık bir başka evet. gerçekten. Ama o işte kentlerimize de yansımıştı o. Ee, evlerin düzeni daha sonraki süreç içerisinde bozuldu. Batı kentlerinde e, ben şeylere baktığımda e, Leeds'te bir konferansa gitmiştim e, Ortaçağ kentleriyle ilgiliydi. Orada kentleri karşılaştıran bir araştırmacı bir sunum yapıyordu ve e, mesela Kuyoto'yla İstanbul'u karşılaştırıyor 13. yüzyılda Kyoto bir köy bir klan yerleştirmesi gibi Berlin daha ortada yok. Yani Anadolu şu üzerinde yaşadığımız topraklar aslında kentleşme açısından çok daha köklü, çok daha eskilere giden ve değerleri olan kentlerde yaşıyoruz. Yani bir ruhu olan kentlerde, kentlerde yaşıyoruz. yaşıyoruz. Biz bu kentlerin ruhlarını yok sayarak Batı'nın kentleri gibi kentler yaptığımız andan itibaren yanlış yapmaya başlıyoruz. Aslında sıkıntımız orada ortaya çıkıyor. Çok küçük bir şey. Ben bu Körfez ülkelerine gittiğimde hep şey hissederim. İşte zaten mahallelerine işte San Francisco vesaire gibi isimler verirler. Evet. İşte veya şeydeki o bölgedeki mahallelerin isimlerini verirler. Hollywood yıldızlarının falan yaşadığı yerlerin. Hiç ruhu varmış gibi gelmez bu çünkü işte Venedik Yapar. mesela bir evet. şeydir. Venedik vardır orada mutlaka. Bütün hemen hemen Körfez ülkelerinde benzer mahalle yapılanmaları var. Hiç ruhu yok, hiç kendilerine özgü bir şey yok Doğru. ve çok şey gibi e, 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 ne denir sentetik, e, organik olmayan bir ruh hissederim. Tam da söylediğiniz gibi bizim şehirlerin veya doğunun bütün şehirleri evet. doğunun bütün şehirlerinde hissettiğiniz yani Karacisi'nden, Lahor'una Şakartası'ndan atıyorum işte Padang'ına hissettiğiniz o organik yapıyı orada göremezsiniz. E, bu sonradan yapılmada belki bu ruh biraz hayatı ...güzelleştiriyor, devam Kesinlikle. ettirtiyor... ...başka bir yere doğru yani Güzelleştirmesi bile devam etmesini mümkün kılıyor Yavrucuğum. Yani ötekisinde sürekli... E, ...şey desen... ...bir rol oynuyorsun. Rol oynuyorsun. Evet. E, bir başkamış yani, gibi yani. Mış hiçbir gibi zaman gibi. organik, organik gibi. olamıyorsun. Şimdi yani evet, bunu bir yazarın... ...şeyine verin, şu şuna verin... ...lütfen şimdi söyleyeceğim. Allah bilir doğru dürüst bakılsa şu işe... ...bu şeyler... ...bu hale gelmesiyle... ...intiharlar alkolizm, evet. uyuşturucu, bağımlılık. uyuşturucu bağımlılığı arasında kentsel çöküntü alanları mutlaka evet. bir şey var. Evet. Bir, bir, e, bir, var. bir, evet. bağlantı var. Yani bu evinizde bun, bun, bunalıyorsunuz. E gittiğiniz şey pub veya neyse. Mekanda, Mekan da Mekan. Ha bir daha bunalıyorsunuz. Da alın bir şey daha için. Doğru. Şimdi ne, ne içiyorsanız bir işte bir şey yani bu, bu size sığınma alanları ortaya çıkartıyor, zorluyor diyor. Ruh anlamında bu yeni kurulan kentlerdeki ruhsuzluğu bir anlamda fark eden, işte Venedik kurulduğunda bilirsiniz 16. yüzyılda o kente işte her kentin içerisinde onu kutsal kabul eden, kutsiyetini artıran değerler olması gerekir. E ne yapalım? Biz de bir Aziz'in rülüklerini getirelim deyip Orta Doğu'dan Kudüs... E, o San Marco'nun rölüklerini e, şeye götürdüler, Venedik'e götürdüler. Aynı şeyi değerleri, bu sefer başka yerlerde de görüyorsunuz. Aslında biz hiçbir yerde aramaya gerek yok. Bizim kentlerimizin hepsinin ruhu var. Tabii. Yeter ki o ruhu yeniden canlandıralım. Önemli olan o. Yani bizim Tabii. için böyle gidip çok uzaklardan bir şeyler bir şey ya, getirmemiz sen de getir gerek. Peki şey bu ruhu <laughs> canlandırmak için ikinizden Aynen. bir son cümle alarak bitireyim. Lütfen ben ben şunu söylerim. Lütfen Boğaz'daki oltacılara mesela kimse karışmasın. Bir şey çıtlayanlara. Çekirdek çıtlayanlar. Evet. <laughs> Bu bir. çok i̇ki. basit ama çok doğru bir şey söylüyorsunuz. vallahi yani bir var Iki, iki, bir, ikinci bir şeyim daha var. Gece kondolar şu o zaman şu Beijing'deki evet. Ee, şeyler, kubilay Han'ın sarayı. Bildi peki. hocam daha bak. Evet. Ben Serefe'den bildi. Kubilay Kubilay evet. celleri gibidir. Tunaları gibi. Hı. turnaları gibidir. Evet. Gece konuları dikkat. E, sarayı e, koruyan. E, e, tabii gece İstanbul'a az korumadı hocam. Ben de öyle düşünüyorum. yani Bir de onları düş, dönüştürmek çok kolay aslında. Hı hı. Ve hepsi aslında bahçesi olan, ağacı olan, tabii, çevreye saygılı, tabii. duyarlı yapılar Neydi derdin yani evet. değil mi? Evet. Niye öyle şey yapıyorsunuz? Ayşe çok teşekkür ederim yani size hocamla tanışma imkanı. Valla ben de öyle hocamla ben yeni tanıştım çok da mutlu oldum aslında daha geniş programlarda İnşallah. daha Mutlaka geniş konuşma imkanımız çok... e, olacaktı. Çok çok teşekkür ediyoruz Osman Ve, Hocam. Ben her zaman ben böyle ederim. sivri 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 sivri. Gördüğünüz gibi müttefiklerim var. Evet müttefikleriniz <laughs> çok geniş hele akademi dünyasından. Ben hocamı tanıdığıma çok mutluyum. Teşekkür ederiz. Siz sizi tanıdığımıza çok mutlu olduk hocam. Çok. Ee, çok bir son var. cümleyle kapatalım Peki. sizin cümleyi. dışınız ee, size vereyim. Ben hani e, bu kentler için verilebilecek e, en önemli yaklaşımın iki şey olduğunu düşünüyorum. Birincisi aslında söyledim. E, kenti yönetenlerin Kaygılı olmaları, bu çok önemli. Yani her tür kaygıyı üzerinde taşınması gerekiyor, pozitif anlamda kaygı. İkincisi ise kentte yaşayanların o spontanedeki gibi saygılı olması, her şeye saygı duyması, karşımızdakine saygı duyması. Çünkü kentli olmak aslında saygılı olmayı gerektirir. Bunu sağladığımız andan itibaren kentlerimizdeki o kaybolmuş ruhu tekrardan ben canlandıracağımızı evet, düşünüyorum. hocam iki kilit şey söyledi. Bir yöneticilerin kaygısı, iki bir, bir, bir o kentte yaşayanların birbirine duyduğu saygı iki önemli evet. kavram ve kelime bizim Türk tipi kentleşmemizin özünü e, oluşturmalı evet. diye düşünüyorsunuz. Şimdi de bir unutmayın. Neyi? Çift, çekirdek, çekirdek izin verilecek. sahildeki olta tutanlara ve çekirdek evet. çift karışılmayacak. Evet, mitolojinin gücü diyoruz ama biz mitolojiden bugüne hep bir bağlantı kuruyoruz. Evet. Hocamın da zaten düşünme biçimi hep öyledir. Hep bir bugünden bakar, bir geçmişten bakar ve onun arasındaki bağları sağlamlaştırmaya çalışır. E, Profesör Doktor Osman Erarşar bugün konumuzdu. çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok kıymetli bir bilim teşekkür insanı teşekkür olarak edeyiz. sizinle. Ve bu sohbeti yapmaktan mutluluk duydum. Alev Hocam ev sahibimiz zaten. Efendim, Efendim görüşmek üzere Çok diyelim. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler.